Ulbe'nin aklına bile gelmiyor Allah Resulü'nün onu sorduğunu. Allah. Bir daha soruyor, bir daha soruyor. Ulbe, ya Resulallah, ben böyle böyle bir şey yaptım. Acaba ben miyim diyor. Evet sensin diyor. Vallahi sen öyle bir şey infak ettin Allah. Ki melekler onu yazmak için semada seferber oldular. Mesele budur. Allah yolunda infak edecek, bir şeyleri feda edecek herkesin bir şeyi vardır. Hiçbir şeyimiz yok. Saatimiz de mi yok? Allah. Zamanımız da mı yok? Şu anda Allah'ın bize verdiği şu sermayeden, ya Rabbi sen bana her gün için 24 saat verdin. Bir saatini de ben sana verdim. Allah. Diyemez miyiz? Şu kadar sağlık verdin. Şunu da ben verdim diyemez miyiz? Eğer bunları dersek inanın bizler de 1500 sene sonrasından o kutlu insanların şu yeryüzüne bıraktığı silinmez izlerin birer takipçisi oluruz. Büyüklerin ayak izlerini takip ederiz. İnşallah. Bildiğimiz bir hakikat var ki büyüklerin ayak izlerini takip eden küçük adımlar dahi olsa büyür. Allah bizi de onlardan etsin. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Bu meclisin özü Allah ve Resulünün sözlerini baş tacı bilmek. Onu anlamaya çalışmak, özümsemeye çalışmak. Onu öylesine toparlayıp ki mübarek Ramazan'ın getirdiği bereket ile kalan ömrümüz neyse rengini versin, mührünü vursun, adı ne dendiğinde rahatlıkla ifade edilsin. Hangi ipe tutunuyorsun dendiğinde Allah'ın ipi ortada, kelamullah ortada diyebileceğimiz bir kazanç, bir hasılat olsun efendim. Öyle güzel işlerle anılalım ki yattığımız yerde şöyle cennet bahçesinden bir bahçe olacak şekilde ikram olunsun inşallah. Efendim, sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın, iyilerle birlikte anılalım inşallah. Allah'a emanet olunuz.